kalsın abi. Oğlum burası ev falan değil, farkındayız değil mi bunun? Burası bir saray çünkü, yani şato gibi bir yer. Hadi girelim içeri, hadi. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk Fatoş abla. Hadi buyurun geçin. Arka bahçeyi hazırladım 5 şey için. Yardımcılar falan da var ha. Herhalde Oğulcan. Çapsız mısın? Koca ev Asiye ile Ömer temizleyecek değil ya. Kızım biz de vardık. Bana hayatta böyle koca ev temizleme. Hoş geldiniz. Sağ ol. Oğlum burası ne lan böyle? Çok iyi. Prensesime bak ya, nasıl özlemişim. Gel kız buraya. Bir şey diyeceğim, çok ağırlaşmışsın. Hadi gel. Hadi tamam gel gel. Gel bakayım. Oy. Ne kadar büyümüşsün sen böyle ya, 3 ay daha. Bakayım sana bir. Bugün hatta okula bile başladım. Hadi öyle mi? Koca genç kız olmuş ya. Okul nasıldı fıstığım? Sevdin mi arkadaşım? Evet sevdim. Hatta bir gün bize havuza gelecekler. Sen nasıl istersen fıstığım. Havuz da var dedi mi? Ha var. Sana bir mayo vereyim de gel 2 güreşik. Harbi mi lan? Geldim. Gel Emel, biz de biraz da antrenman yapalım. Sonra patenlerini çıkartıp tekrar gelirsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Ayki. Vay be. Emel'in bile kendine özel bakıcısı var ha. İşte ya bahçede ya da içeride yapacağız partiyi. Organizatör kadın gelsin, karar vereceğiz o işi. Sana bir şey diyeyim mi? Bence buranın banyosu bile parti yapmaya müsait ama tabii sen bilirsin. Evin bahçesi böyleyse zaten banyosu bizim evden büyüktür. Çay servisi hazır. Ha, bu arada akşam yemeğinde mantarlı et sote, patates püresi, bir de zeytinyağlı kereviz var. Tatlı ne istersiniz? Sütlaçlı. Çok güzel menü Fatoş abla, da biz dışarıda yiyeceğiz akşam. Niye, neredeyiz akşam Ömer? Yakut Kulübü'ye yer ayırttım bugün. Ya böyle güzel birlikte bir yemek yiyelim dedim ha. Ya oğlum ya, burası da gayet güzeldi. Ya güzeldi, ya dışarıda yiyelim ya. Zaten yıllardır evde yiyoruz. Azıcık tadını çıkaralım şunu. İyi, sen bilirsin. İyi. Yani siz bilirsiniz. Bakıyorum da sizin hayatınız 3 ayda bayağı değişmiş. Öyle oldu. Yengem bizi sokağa attıktan sonra Allah'ın işi işte. Madırım demişken, yani biraz aramadığınız için azıcık bir tripli ama haberiniz olsun. Şaşırdın mı buna? Şahsen ben çok şaşırmadım ama o şaşırmış gibi. O kadını bizi nasıl çaresiz bıraktığını asla unutmayacağım. Annemiz Ömer. O kadın dediğin annemiz. Hatırlatırım. Ben de sana şunu hatırlatayım. Biz o kadın yüzünden sokaklarda aç susuz yattık. Sen bunu hatırlıyor musun? Tamam, bence kapatalım bu konuyu. Bence de kapatalım. Hiç konuşmayalım. Yemeğe de çıkmayalım hatta bu akşam ya. Üf, istemiyorum. Başka zaman yaparız. Aybeke yapmayın böyle ama ya. Asiye yeriz başka zaman. Ne acelesi var? Annem de yemek yapmıştır zaten. Evde bizi bekliyordur şimdi. Sonuçta cani mani ama annemiz o kadın. Gidelim mi Oğulcan? Çaydan mı içmeyeceğiz? Yok, benim şu an biraz karnım ağrıyor. Şimdi gidelim bence. Havuza girecektik. Oğulcan. Aybike, bak söylediklerimden dolayı bana kızdın, tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Ama elini vicdanına koy. Ben yengeme kızmakta haksız mıyım? Haksızsın diyorsan sana hiçbir şey demeyeceğim. Ben haklı haksız öyle bir şey demiyorum Ömer. Ama annem, hepimiz biliyoruz. Sinirlendiğinde, üzüldüğünde nasıl delirip saçmaladığını hepimiz gayet iyi biliyoruz burada. Yeni bir şeymiş gibi başımıza kalkma lütfen diyorum sana. Hadi gidelim Oğulcan. Kırdıysam kusura bakmayın. Özür dilerim. Yok, kırılmak değil de işte tadım kaçtı bir an. Hadi. Tamam, yarın yine gelin ama. Uzaya bekle. Bari İsmail abi bıraksın sizi. Durak gördüm ya ben aşağıda. Yarın okulda görüşürüz. Görüşürüz. Kahvaltıdan sonra bir dalıp çıkın derim ama tabii siz bilirsiniz. Ömer niye yengemden bahsettin şimdi? Ne gerek vardı? Bahsettim de yalan mı konuştum sanki Asiye? O kadın bizi sokağa atmadı mı? Ya tamam attı da sonuçta o kadın diye bahsettiğin kişi onların anneleri yani. Ne yapsınlar? Kadın yerine özür mü dilesinler? Tamam, hiç kimse hiçbir şey yapmasın, özür de dilemesin. Sadece ben özür dileyim. Hiçbir şey yapmasın kimse. Ben şu organizatör kadını arayayım. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.